Bizim için verimli bir turnuva geçti. Ben sporda başarının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Bu çünkü bütün spor dallarında böyledir. Özellikle futbolda çok çalışacağınız, başaracağınız anlamına gelmez ama başarmak için çok çalışmanız gerekir. Ben bu turnuvayı verimli buluyorum. Hem oyun anlamında, hem karakter davranış anlamında, hem fair play anlamında Türk milletini çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Allah'a şükür olsun, çok planlı programlı bir şekilde çalışarak Türk milletini mutlu etmemizin mutluluğunu, sevincini, coşkusunu yaşıyoruz. Yani 7 tane müsabaka oynadık. Sadece bir beraberliğimiz var. En çok gol atan takım, en az gol yiyen takım, en centilmen takım. Bunlar güzel şeyler ya. Bir de yani attığımız gollerin yani hepsi çalışılmış, antrenmanlarda çalıştığımız bir antrenman modelinin üzerinde çok yoğunlaştık. Geçiş oyunu çok iyi oynadık. Antrenmanın savunma bölümünü çok iyi oynadık. Kanat organizasyonunu çok iyi oynadık. Özellikle 7 tane golümüz, beni mutlu eden tarafı o. Şu kahramanlara destek olalım ve bunu zirveye çıktık. Zirvenin rüzgarı sert eser. Zirvede kalıcı olmak için hep birlikte güzel işler yapalım. 2018 Dünya Kupası'na gittik abi, Meksika'ya abi. O zaman rakibimiz yine Angola'ydı. Maçı penaltılarda kaybettik Angola'ya. 2022 abi, o gün ben çok ağlamıştım üzüntüden. Hani son noktaya kadar gelmişiz, penaltıları da kaybetmişiz. O gün ben 3-4 gün boyunca gözyaşlarımı silemedim abi. Hiçbir şekilde kendime gelemedim. Dün yine final maçında Angola'yla karşılaştık. Rakibimiz Angola oldu, Galatasaray'ın efsane adımında. Biz 9-10 ay boyunca abi çalıştık abi durmadan. Sonuçta emeğimizin karşılığını aldık. Angola'yı 4-1 yendik abi. O kupayı da Türk milletine armağan ediyoruz. 2018'de emanet ettiğimiz bir Dünya Şampiyonluğu Kupası vardı. Emaneti geri almasını bildik. 20 yıldır beklenen bir başarı bekleniyordu bizden. 20 yıldır amatör futbol camiasının beklediği bir kupaydı. Ülke olarak buna da gerçekten ihtiyacımız vardı. Çünkü dünyanın her yerinde amatör futbol dünyada bizden sorulur derken VAF Başkanlığı, Dünya Amatör Futbol Federasyonu Başkanlığı, Avrupa Şampiyonlukları, Dünya Şampiyonlukları ve ev sahiplikleriyle bunu gündeme getiriyor. Ve dünyanın en iyi liginin bizde olduğunu iddia ederken bunu başarılı taçlandırmamız gerekiyordu. Nitekim de dün akşam bunu taçlandırdığımızı düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda desteği çok büyük bize. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı dünyada amputa futbol Türkiye'den sorulacak dendiğinde bu başarılarımızın geldiğini görerek söylediğini düşünüyoruz. Biz de onun sözünü yerde bırakmadık ve dünya şampiyonluğu taçlandırdık. Türk halkına öncelikle çok teşekkür ediyoruz, bizi desteklerinden dolayı. Takımın en genç oyuncusuyum, evet. 21 yaşındayım. Umarım daha çok milli takım formasını terletirim. Gece uyuyamadık yani heyecandan. Gerçekten çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Ailemiz çok gururlu. Ailemizi mutlu ettiğimiz için ve Türk halkını. Gerçekten çok mutluyuz yani. Anlatılmıyor, yaşanıyor diyeyim.